1953 yılının 3 Nisan'ını 4 Nisan'ına bağlayan gece saat 2'yi henüz geçmişken Çanakkale Boğazı'nın Eceabat ve Nara kıyıları şiddetli bir çarpışma sesiyle sarsıldı. Dünya denizcilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak kayıtlara geçen Dumlupınar faciasının habercisi bu sesin ardından 81 denizci 90 metre derinlikte can verdi. Ve Dumlupınar faciasında can veren 81 denizciyle özdeşleşen Ah Bir Ataş Ver türküsü. Türk Deniz Donanması tarihte ilk defa kapılarını bir klip çekimi için açtı. Gizem Şahin'in özel haberinde. Denizcilik tarihinin en korkunç kazalarından biri. 81 denizci. Ve denizin 90 metre derinliğinde geçen ömrün son saatleri. Konuşmak yasak, nefes almak yasak, türkü söylemek, sigara içmek yasak. Ölümü bekleyen denizcilerden çıkan tek bir cümle, ah bir ataş ver, cigaramı yakayım. Ah bir ataş ver, cigaramı yakayım. 81 denizcinin hayatını kaybettiği Dumlupınar faciasının simgesi haline gelen Ah Bir Ataş Ver türküsü bugün Ankaralı rock grubu Sırmalı'nın sesinde can buluyor. Grubun üyeleri bu acı facianın türküsünü rock versiyonuyla gençlere aktarıyor. Ah bir ataş ver cigaramı yakayım. Sen sala. Ah bir ataş ver cigaramı. Türkü yıllardır dilden dile geçti, farklı yörelerde farklı şivelerle okundu. Ancak daha önce kimse bu türküyü rock versiyonuyla söylemedi. Sırmalı'nın üyeleri Oğuz, Deniz, Serkan, Erman ve Olcay'ın emeği Gölcük Donanma Komutanı'na çekilen kliple pekişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan izin alan grup Gür Denizaltısı'nın içine, Salih Reis Fırkateyn'in üstüne ve Cerbe Denizaltısı Anıtı'nın önüne set kurdu. Deniz Kuvvetleri'ne başvurduk. Onlar da çok sıcak davrandılar, hemen kabul ettiler bu teklifimizi ve 28 Şubat'ta Gölcük Donanma Komutanlığı'nda komutanlarımızın da bu klibi iyi halde çekebilmemiz için yoğun emekleri sayesinde çekimlerimizi tamamladık. Grup üyelerinin denizcilerin can verdiği sahneleri canlandırması izleyenleri adeta 61 yıl öncesine 4 Nisan sabahına götürdü. Onlar bu sahneleri çekmek için denizaltına girdiler. Ancak kendilerini can veren askerlerin yerine koymakta güçlük çektiklerini söylüyorlar. Beklediğimizden daha küçüktü aslında ve şaşırdık orada o kadar insanın 1,5 ay su altında kalıp orada yaşayabilmesine ve çalışabilmesine. Çok zor bir ortamda iş yapıyorlar. Bizim de çekimlerimiz zor oldu ama biz tabii 2-3 saat kaldık orada, daha fazla kalmadık. Onları çok iyi anlayabildiğimizi düşünmüyorum o yüzden ama ne kadar zor olduğunu tahmin ediyoruz. Çekim sırasında grubun başına gelen ufak bir kaza askerler ve komutanları seferber etmiş. Bir anda geminin sanırım voltajında bir sorun oldu. Bizim amfimiz yandı. Ne yapabiliriz diye düşünürken sağ olsun komutanlarımız dediler bizim işte amfimizi kullanabilirsiniz falan. Amfiye getirdiler bin bir uğraşla. O da patladı. Artık böyle ne yapacağız falan derken en sonunda fırkateynin anons megafonlarını kullanabiliriz diye düşündük. Komutanlarımız yine çok yardımcı oldular. Onu kullandık. Bir anda bütün Gölcük Donanması bizim şarkıyı dinliyordu. Ah bir ataş be. Sırmalı, Dumlupınar denizaltındaki teğmenle Çanakkale'de bıraktığı sevgilisinin hikayesini de unutmadı. Denizaltındaki bu komutanın görevi çıktığında denizaltıya, kıza diyor ki artık ayrılmak zorundayız seninle. Yani bu ilişki bitecek çünkü ben bir gideceğim 6 ay yokum, denizlerdeyim.
Kız olmaz diyor. Hayır, olamaz kesinlikle filan. Peki diyor, o zaman Morse alfabesini veriyor kıza. Bunu öğreneceksin. Neden diyor kız? Bunu öğreneceksin. Ben Çanakkale'den geçerken ben sana ışık çakacağım Morse alfabesiyle ve sen de cevap vereceksin bana diyor. Tamam diyor kız da. Gerçekten çalışıyorlar. Morse alfabesini ezberliyorlar bu aşk için. Bu bir dil öğrenmek zaten Morse alfabesi. Derken Çanakkale'den işte haber veriyor. Şu gün geçeceğim ben. Görevden geliyorlar. Tabii telefon yok, ulaşım yok, hiçbir şey yok. Diyor ki 3 gün sonra geçeceğim. Tam bilmiyorum tarihi, hatırlamıyorum. Sonrasında seni seviyorum diye denizaltıdan ışık geliyor. Kız da cevap veriyor sonsuza kadar. Sonra gene bir zaman sonrasında tekrar diyor geçeceğim. Geç orada dur mutlaka filan. Bu tatbikattan dönen Dumlupınar denizaltısı sanıyorum 2-3 denizaltı var arda arda. Aralarında belli bir farkla gidiyorlar. Tabii Narabur'un açıklarına denizaltı battığından arkadaki denizaltı geçerken kız sinyal çakıyor, ışık atıyor. Seni seviyorum diye. Arkadaki denizaltının komutanı diyor ki ya bu bizim öndeki teğmenin kız arkadaşı. Şimdi ona cevap vermezsek çok üzülür o. Hani demek ki görmemiş onu diyorlar ve yaz diyor hemen. Asker emir veriyor sonsuza kadar. Kız da o sonsuza kadar ışığını görüyor. Facianın ardına kalan bir diğer hikayede arkadaşlarıyla ölüme giden askere ait. Ya tek önemli görevlerinden bir tanesi o kapağı kapatmak olan bir askerin olduğundan ve denizaltı su üstünde seyrettiği zaman aslında kaza anında belki suya atlasa kurtulacakken o askerimiz kapağı kapatarak diğer askerlerle şehit olmayı tercih ediyor. Dumlupınar'ın Nabulant'a çarpıştığı haberi hem Türk donanmasında hem de İsveç'te aynı anda duyuldu. O anları canlandıransa aralarında Türkiye'de ilk defa F-16'yı uçuran emekli hava pilot kor general Erdoğan Karakuş'un da bulunduğu paşalar ve İsveç'in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund oldu. Klibin yönetmeni Ahmet Yılmazer, Türk Emekli Subaylar Derneği ve İsveç Büyükelçiliği'nde yapılan çekimler öncesinde yaşadıkları heyecanın yersiz olduğunu, çekime başladıktan sonra fark ettiklerini söylüyor. İsveç Büyükelçiliği'nden başlayayım. Hani zihnimizde bir büyükelçi kavramı var hepimizin doğal olarak. Hani çok ağır bir oda bekliyordum ben açıkçası. Senaryoyu yazarken işte inanılmaz böyle protokol üst seviyede olacağını falan düşünüyordum ama kendisi inanılmaz sıcak bir insandı. Gerçekten oradaki zaten hani iletişimimiz mükemmeldi. Paşalarımız için de aynı durum söz konusu. Zaten neredeyse hazır ola geçeceğim falan diye bekliyordum ben orada ama inanılmaz sıcaklardı, inanılmaz iyilerdi. 86 denizciyle yola çıkan Dumlupınar denizaltısından evine yalnızca 5 kişi gönderildi. Sırmanın son sözü ise arkadaşlarından yarı yolda ayrılan denizcilerin sesini duyurur nitelikte. Bilinmeyen bir hayat gerçekten. Hani derler ya gözden ırak kalan, hatta yer altında kalan, kelimenin tam anlamıyla öyle. Gerçekten deniz altında bir hayat var orada ve zor bir hayat, kolay bir hayat değil. 4 Nisan Pazar günü saat 2.10'da Narabur'un açıklarında İsveç şilebi Nabulant'la Dumlupınar denizaltımız çarpışmış ve 81 denizcimiz hayatlarını kaybetmişti. Denizcilerimizin o yaşam mücadelelerindeki ateş hala yüreğimizi yakıyor. Sen sağlam gel, ben boğulurum.